Ya o bir hata yapmışım. Çok genç evlenmek iyi bir şey değil. Talihsiz kendini, bir evlilik olmuş. Ha, kendini tanıması lazım. Evet. Yani 18 yaşında, 19 yaşında daha kendinizi tanımıyorsunuz. Daha ergenlik bitmiş olmuyor. Aynı şeyi onun için de söylüyorum. O da kendini tanımadan çok genç bir yaşta. Doğru değil. Biraz 20'lerin sonuna kadar gelmek, ne istediğini bilmek, hayatı tanımak lazım. Sonra ben resimle ilgili olarak yıllar sonra Yusuf Taktak var ressamlarımızdan. O benim Resim Heykel Müzeleri Derneği'nde, ben yönetim kurulundaydım. Ondan ders almaya başladım yeniden. Çok güzel bir mekanda. Çünkü, ucunu bırakmadınız. Hayır, bırakmadım. Mekan da harika çünkü şeyde, Resim Heykel Müzeleri Derneği şu anda Cumhurbaşkanı'nın ofisinin olduğu Dolmabahçe Sarayı'nda muhteşem bir manzaraya bakıyorsunuz. Evet. Orada resim yapıyorsunuz. Zaten üst kat bütün müze. Evet. Aşağıda heykeller var. Onları biz temizliyoruz. Undan silmeye çalışıyoruz falan. Yani bir sanat ortamının içindesiniz. Evet. Ama resimle ilişkim işte o kadardır. Yani bir Yusuf Taktak, bir de benim rahmetli Ferruh abim. Peki yani şu İngiltere'den okulu bitiremeyip iki çocukla dönmek kısmı. Özellikle oradan hareketle söylüyorum. Yani yazmak bir tür başkaldırı mı? Evet, o yıllarda da yazıyordum. Ben tabii her yazar önce eteğindeki taşları döktüğü için ben de öyle yaptım. Yani her yazar illa değil ama %90 öyle oluyor. Kendi evini, kendi sokağını, kendi şehrini anlatıyorsun, kendi aşkını anlatıyorsun. En iyi bildiğin şeyle başlıyorsun çünkü. Evet. Ben de öyle yaptım. Güneşe Dön Yüzünü adlı ilk hikaye kitabım çıktı. 84. Yasko'da. Çok feci bir kitap olarak çıktı. Çünkü Yasko batmak üzereymiş. O sırada da böyle değildi baskılar. Böyle kurşunlar diziliyor Yasko yan yana. Yasko çeviri mi? Yasko şiirden mi? Yasko. Yasko'dan Yasko, çıktı yani. Yasko şeyde, Sultanahmet'te Cumhuriyet Gazetesi'nin oralarda bir küçük ofis. Evet. Orada ilk kitabım oydu. Ama çok yaralı çıktığı için kitap, ben bir 10 sene küstüm. Ama 10 sene sonra birçok dosyayla çeşitli yerlere başvurdum. Çok kabul da olan görmedi. Ha. Neden sonra? Aylin yüzünden. Aylin, dergilerde çalışıyorum. Yani yazmakla ilgili bir iş yapıyorum. Bizim Ercan Arıklı çok yakın arkadaşım. Evet. Bir sürü dergisi var. Her bir dergisine yani hayatımı öyle kazanıyorum. Çünkü başka türlü hayatımı kazanmak bana keyif vermiyor. Hiç yazmaktan kopmadınız mı? Hayır, kopmadım. Ben yoruldunuz mu diye soracaktım. Hiç yorulmadığınızı anlaşılıyor zaten. Yok, hayır, bilakis. O bana yaşama enerjisi veren bir şey. O dergilerde çalışırken dedi ki, Kaprisli galiba o derginin adı. Bir sürü dergi var çünkü her birinde bir şeyler kadın yazıyor. Kadın dergisiydi. Başka isimlerle de. Evet, ilginç hayatları yazalım. İlginç hayat listesi yaptık. Bizim yaptığımız. Aylin'i koyduk başına. Çünkü Aylin o sırada Ordu'da. Benim de hısmım, yakınım, akrabam gibi, onun da yakın arkadaşı.